Karatay Bölümü programına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Şehitler veya şehitlerin yakınları bizlerin emaneti. Hasta olan onlar kendilerini feda ettiler. Bu memleketin bağımsızlığı için, bu memleket için canlarını feda ettiler. Bu bağlamda kurumlara düşen ne varsa ziyadesini yapmak durumundalar. Hükümetimiz üzerine düşeni yapıyor. Yerel yönetimlerde üzerine düşeni yapıyor. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii Müslümanlığın en güzel yanlarından birisi de işte bu Ramazan'da bir araya gelip birlikte yemek yemek, efendim görevlerimizi yapmak. Ben bu yemeğin hazırlanmasında, davetinde emeği geçen Karatay Belediye Başkanımıza, yemeğe hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Bundan böyle bir daha şehit cenazesi gelmez diyoruz. Biliyorsunuz bu Ramazan'da terör bütün hızıyla devam etti, mesaisini sürdürdü. Tabii memleketimizin bu kanayan bir yarası yıllardır devam ediyor. İnşallah bunun bir an önce bitmesini temenni ederek hepinize afiyet olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz bu Ramazan'da Konya'mızda hiçbir kamu kuruluşunda, gerek valiliğimiz, kaymakamlığımız, belediyelerimizde şehit ailelerin ve gazileri hiç yalnız bırakmadılar. Bundan biz fazlasıyla memnunuz. Dernek olarak üye sayısının artmasını istemeyen tek dernek biziz. Şimdiye kadar herkes üye sayısının artmasını istiyordur ama biz istemeyen birer derneğiz. İnşallah bundan sonra da üye sayısı artmayacaktır. İnsanlarımız kararlı. Bu ülke üzerinde kötü emelleri olanlar geçmişte olduğu gibi bugün de bundan sonra da asla bu emellerine ulaşamayacaklardır. Bu milletin kararlılığını şehit ailelerimizin yüzlerinden, gözlerinden çok net olarak görüyor ve anlıyoruz. Bu kararlılık dahilinde insanlarımız yoğun şekilde çalışıyor, uğraşıyor. Ülkemizde büyümeye devam ediyor. Gerek merkezi idare, gerek yerel yönetimlerde bu ülkeyi karış karış inşa etmeye devam ediyorlar. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada yaşamak tarihin hiçbir döneminde kolay olmamış. Ecdadımız da bu coğrafyada, bu topraklarda yaşarken bedel ödemişler. En son Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük bedel ödeyerek bu toprakları bize emanet etmişler. Şu anda biz de bu coğrafyada gene bedel ödemeye devam ederek inşallah ebede kadar milletimizin ve devletimizin varlığını sürdürmek azminde ve gayretinde olan bir nesliz. Bu toprağa vatan yapmak için de can veriyoruz, kan veriyoruz ve bu canlar ve kanlar sayesinde de her yerinde özgür bir şekilde yaşamaya gayret ediyoruz ve yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü sonsuza dek sürecektir. Çünkü bizim hem dinimizde hem de toplum yaşamımızda vatan için, toprak için canını vermek bizim geleneğimizdir. Ve vatan toprağı bizim için en kıymetli varlıktır. Burada tüm kamu kurum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, belediye başkanlarımız, şehit yakınları ve gazi ailelerinin makul taleplerini yerine getirmek için gayret sarf etmektedirler ve sarf edeceklerdir. Biz sizinle birlikte olmaktan, sizin herhangi bir derdinize çare bulmaktan onur duymaktayız.